Süper Lig'de en başarılı olan yabancı teknik direktörü. Bak ben bu yelpazeye hakimimdir ben. Hala konuşuluyorsa bir puanı Veselinovic'e veriyorum ben. Fenerbahçe ile o rekorları, gol rekorunu kırarak kazandıkları şampiyonluk. 2 puanımı Zico'ya veriyorum. Bir 100. yıl şampiyonluğu bir büyük kulübe Fenerbahçe'ye bence önemli. 3 puanımı da hem Galatasaray şampiyonluğu hem de 100. yılda Beşiktaş şampiyonluğuyla Mircea Lucescu'ya veriyorum. Bana çalıştığım arasında en iyisi hangi diye bir şey sorsaydınız bu saydığım isimler. Yani burada olmayan Tigana var, Del Bosque var. Onların arasından bu ülkede Del Bosque'nin hakkını yendiğini düşünüyorum. Burayı silip atabilecek bir istatistik yakalayabilirdi Del Bosque. Ama yeterli kredi zamanı bulamadı adam. Benim sıralamam böyle. Tabii burada da geçmişten gelen isimler var ama ben kendi şahit olduğum isimler üzerinden şunu söyleyeyim. Gordon Milne'nin çalıştırdığı Beşiktaş'ın özellikle namağlup şampiyonluğu da işin içerisine katılırsa üst üste 3 sene şampiyon olduğu ve oynadığı oyunla Türkiye'de birçok kulübe ilham verdiğini düşünüyorum. O yüzden Gordon Milne'e bir puanı vereyim. Christoph Daum'un hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de yaptığı işler hala bence izleri devam ediyor. Hala zaman zaman da bizim ülkemizde birçok takımı adı geçen bir teknik direktör. Christoph Daum 2 puan. Son olarak da Fenerbahçe'de performansını en fazla beğendiğim teknik direktör benim Zico'ydu. Zico'ya da 3 puan veriyorum. Süper Lig'de en başarılı olan yabancı teknik direktörlere bakalım. Bir puanım Lucescu'ya gitsin. Milli takımlar haricinde çalıştırdığı Türk takımlarına önemli başarılar, kupalar kazandırdı. Baktığımızda Galatasaray'a da Süper Kupayı kazandırdı Lucescu. Bir puanım ona gitsin. 2 puanım Derval'e gitsin. Sadece Galatasaray'ı başarılı yapmadı. Aynı zamanda Türk futbolunu da olumlu anlamda ileriye taşıdı Derval. Ve 3 puanım da Gordon Milne'e gitsin. Tabii Beşiktaş'ı namalup şampiyon yapmasının yanı sıra üst üste 3 şampiyonluğunun yanı sıra 4. şampiyonluğun da kıyısından döndü Gordon Milne. 3 puanım ona gitsin. Aynı zamanda birlikte çalıştığı futbolcular da günümüzün önemli futbol adamlarından. Evet, yine Süper Lig tarihinde 1959'dan bu yana çok çok iyi teknik direktörler geldi tabii ki. Çok başarılılar var yabancı isimler arasında. Benim 1 puanı vereceğim isim Christoph Daum. Gerçekten çok zekiydi. Deli mi, dahi mi tartışması vardı ama müthiş bir beyindi. Zaten çok başarılı oldu hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de. 2 puanım, biraz tereddüde kaldım ama yine de 2 puanımı Todor Veselinovic'e veriyorum. Onun takımı farklıydı. 103 gollü takım, olağanüstüydü. O da büyük bir isimdi. Toprağı bol olsun. Yunanistan'da 3 kez gol kralı olmuştu. 2 puan Todor Veselinovic'in. 1 Rinci sırada yani 3 puanı verdiğim isim ise Beşiktaş'ı çok uzun yıllar çalıştıran, çok başarılı bir hale getiren ve hakikaten çok çok iyi bir teknik direktör olan, aynı zamanda da çok iyi bir insan olan Gordon Milne. Buradan tekrar onu alalım. 14 adayımız var. Burada seçim yapmak gerçekten de çok güç. Aralarında şampiyonluk yaşamış isimler var. Mesela Derval. 14 yıl aradan sonra Galatasaray'ı şampiyon yapmıştı. Hatta kimilerine göre Türk futbolunun dönüm noktasındır Derval'in Türkiye'de çalışmış olması mesela. Toprak antrenman sahalarını çime çevirmiş, tesisleşmede önemli fikirler vermiş ve burada aksiyon almamıza yardımcı olmuş. Önemli isimlerden biridir. Ama diğer yandan da Gordon Milne gibi, Lucescu gibi, Christoph Daum gibi daha fazla şampiyonluk yaşamış isimler de var. Gönlüm isterdi ki Derval'e de puan vereyim ama 1 puan Gordon Milne'e gidecek. 3 sezon üst üste Beşiktaş'ı şampiyon yaptı ve 90'lı yıllarda hepimizde iz bırakmış önemli teknik adamlardan biriydi. 2 ve 3 puan da biraz daha başarıya odaklı vereceğim. Christoph Daum hem Beşiktaş'ta hem de Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşadığı için benden 2 puan alıyor. Lucescu da keza öyle. Hem Beşiktaş'ta hem de Galatasaray'da şampiyonluk yaşadı ama bir de Galatasaray'da biliyorsunuz Süper Kupayı havaya kaldırmayı başardı. O yüzden 3 puan da Lucescu'ya gidiyor. Hala günümüzde bile yerli teknik direktör, yabancı teknik direktör tartışması yapılıyor. Aslında bunun en büyük sebeplerinden birisi de Süper Lig'e gelmiş ve başarılı olmuş kariyerli teknik direktörler olsa gerek. Ve buraya gelip başarılı olmuş teknik direktörler arasında 3 ismi öne çıkaracak olursak
ve bunlardan 1 puan verecek olursak, bunlardan ilki 1 puan vereceğim teknik direktör Zico. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki en büyük başarısını kazanmasına yardım etmiş bir teknik direktördü. 2 numara yine Fenerbahçe'den olacak Daum. Daum hala şu an her takımla teknik direktörlük dedikodusuna çıkan bir isim. Beşiktaş, Galatasaray dahi, Fenerbahçe bile şu anda teknik direktörsüz kaldığında ilk isim akıllarına Daum geliyor. Ancak 2 puan Daum'a veriyorum ama ondan da ziyade en çok gündeme gelen, milli takımda bile görev almış Lucescu var. O da 3 puanla Lucescu'ya gidiyor. Süper Lig'de en başarılı olan yabancı teknik direktörler. Bu da oldukça zorlayıcı bence. 1 puanı burada Carlos Alberto Pereira'ya veriyorum. Brezilya milli takımıyla yaptıklarından sonra buraya gelmesi gerçekten de oluşturduğu futbol havası, iklimi çok çarpıcıydı. 2 puana Gordon Milne'ye vereceğim. Neredeyse 4 kez üst üste şampiyon olacaktı. Averajla kaybetmişti. Beşiktaş'ta müthiş bir serüveni vardı. Ve 1 numaraya da Delval'i koyacağım. Delval'in geldiği dönem o Alman ekolüyle beraber hem Galatasaray hem Türk futboluna getirdikleri, kazandırdıkları, sonra onun milli takıma yansıması, kulüp takımlarına yansıması bambaşka bir seviyedeydi. O yüzden 3 puanı Delval'e vereceğim. Bu listede benim için 3 numara Gordon Mill. Beşiktaş, Trabzonspor, büyük takımlarda, şampiyonluk adayı takımlarda bir Britanyalı olarak buraya gelip burada başarı elde etmek çok kolay değil. Çünkü Britanya'nın futbol kültürüyle bizim futbol iklimimiz çok farklı. Oradan buraya gelen oyuncular da, teknik direktörler de genelde çok başarılı olamıyorlar ama Gordon Mill bunu kıran bir isimdi. O yüzden 1 puan benim için Gordon Mill'e gidiyor. Bu listede benim için 2 puan Christoph Daum. Beşiktaş'ta da, Fenerbahçe'de de, bazen zor dönemlerde, bazen sezon öncesi yapılanmada göreve gelip hep şampiyonluğa oynayan, hep şampiyonluğa giden takımlar yaptı. Bunu Fenerbahçe için de, Beşiktaş için de ayrı ayrı söyleyebiliriz ki farklı dönemlerde iki kulüp tarafından da tercih edilen bir teknik direktör oldu. Türkiye'ye çabuk uyum sağlaması, bu atmosferi çabuk öğrenmesi ve bu sistemi, felsefeyi kendi içinde bir futbol bakış açısı haline getirmesi bence değerliydi. O yüzden 2 puan Christoph Daum'a. Bu listede benim için 1 numara Mircea Lucescu. 3 puanı ona veriyorum. Mircea Lucescu, Fatih Terim dönemi sonrasında 4 sene üst üste şampiyon olan bir takımı en üst seviyede devralıp onun üzerine koymayı başararak yola devam etti ki o takımdan önemli yapı taşı oyuncular büyük kulüplere transfer olmuşlardı ama yeni Galatasaray düzeninde başarılı oldu ki zaten Süper Kupa'yı alarak göreve başlamıştı. Yine Beşiktaş kariyeri de Mircea Lucescu'nun Türkiye'deki parlak günlerindendi. Dolayısıyla bence 3 puan hem ortaya koyduğu, oynattığı oyun hem de elde ettiği başarılarla Mircea Lucescu. Süper Lig'de en başarılı olan yabancı teknik direktörler gerçekten karmaşık bir liste. Ben bu listede 1 puanı Christoph Daum'a vermek istiyorum. Hem Beşiktaş'ta hem Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performans, Christoph Daum'un dinamiklerinin bu lige ne kadar kolay adapte olduğunu, bu ligin şifrelerini ne kadar iyi çözebildiğini gösteriyor. Dönem dönem eleştirilen tercihleri, dönem dönem eleştirilen oyun anlayışı hep oldu Christoph Daum'un ama neticeyi almayı hep başardı. O yüzden 1 puan benim için Christoph Daum'a gidiyor. 2 puanı Mircea Lucescu'ya veriyorum. Galatasaray'da kariyerine Süper Kupa şampiyonluğuyla başladı bir kere Lucescu ama bundan daha önemlisi belki 5. sezon üst üste şampiyonluk gelmedi ama o kadroda aldıktan sonra, o yıldızlar topluluğu kadroda aldıktan sonra görece vasat olarak tanımlanan Galatasaray kadrosunu hem ligde şampiyon yaptı hem de Şampiyonlar Ligi'nde ilk grup aşamasını geçip ikinci grup aşamasında son ana kadar şansını sürdürdü. Aynı başarıyı Beşiktaş'ta da tekrarladı. Yine Beşiktaş'ı 100. yılında şampiyon yaptı. O sezon Avrupa Kupalarında Beşiktaş'ı oldukça önemli bir noktaya kadar taşımayı başardı. Belki oynattığı futbol hep eleştirildi, savunma bazlı oynatıyor diye ama Mircea Lucescu bu ligin gördüğü en başarılı taktisyenlerden birisiydi. Elde ettiği başarılardan dolayı kendisine 2 puanı veriyorum. 3 puanımın sahibi ise Türk futbolunda bir anlayışı değiştiren, Türk futboluna bence çağ atlatan, antrenman biliminden tutun oyun anlayışına kadar Türk futbolunu eski usul yöntemlerden modern zamana entegrasyonu sağlayan bir futbol karakteri Jupp Derwall. Kendisine de rahmet dileyelim. Almanya milli takımının ve Alman futbolunun da en büyük teknik direktörlerinden birisiydi. Bir futbol düşünürü Jupp Derwall Türkiye'de futbol devrimi gerçekleştirmiş. Çok çok özel bir kişilik.
Onun sayesinde Türk futbol kulüpleri başta Galatasaray olmak üzere 80'lerin ortasından itibaren bir anda iş değişikliğine gitti. Benim için 3 puanın sahibi Yupi Derval.